Arkadaşlar merhabalar. Çokgenler konusuyla tekrar bir aradayız. Arkadaşlar çokgen deyince aklımıza düzgün çokgenleri getirebilirsiniz. Düzgün çokgen nedir? Kenarları birbirine eşit olan çokgenlerdir. En küçük çokgen nedir hocam? Üçgen en küçük çokgenimizdir. Bir çokgenin iç bölgesinde herhangi iki nokta birleştirdiğinde meydana gelen doğru parçası daima çokgenin iç bölgesinde kalıyorsa böyle çokgenlere konveks dış bukey, konveks olmayan çokgenlere ise konkav iç bukey çokgen denir. Biz dış bukey çokgenlerle ilgileneceğiz değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz bir iki nokta birlendiğinde, bunlar birleştirildiğinde eğer dışta nokta kalıyorsa bu iç bukey oluyor. Her nokta içeride kalıyorsa dış bukey oluyor. Dış açı ve iç açıyı da görüyorsunuz. Alfa burada dış açımız, beta iç açımız. İki köşeyi ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da köşegen diyoruz. EC'yi görüyorsunuz. Kenar sayısı 3 olduğunda bir köşeden geçen köşegen sayısı 0 olur. Oluşan üçgen sayısı 1 olur. Bunu eğer genellersek değerli arkadaşlar, kenar sayımız n ise bir köşeden geçen köşegen sayısı n-3, oluşan üçgen sayısı ise n-2 şeklindedir. Konveks çokgenin genel özellikleri. Arkadaşlar, iç açılar toplamını bulmak için n kenarlı bir konveksin çokgenin iç açılar toplamı için n kenarlı bir konveks çokgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180 derece formülü ile bulunur. Mesela üçgeni düşünün. Üç kenarı var. 3-2 1'dir. 1 çarpı 180 180. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğunu biliyorduk. Mesela dikdörtgen diyelim. İç açıları toplamı kaç? 360. Değil mi? 4'ten 2'yi çıkarttım. 2. 2 çarpı 180 360. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir soru verilmiş, ona bakalım. Altı kenarlı bir konveks çokgen, yani n eşittir 6. İç açılarının toplamı aşağıdakilerin hangisine eşittir? Şimdi iç açıları toplamını ben nasıl bulacağım? İç açıları toplamını n-2 çarpı 180 ile bulacağım. Doğru mu? N kaç? 6. O zaman 6-2 çarpı 180. Bu neye eşittir? 4 çarpı 180. Peki diyor ki aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Bakıyorum şıkların hepsi dik açılı şekilde. Şimdi 180 derece dediğimiz 2 çarpı 90 değil mi? Evet. O zaman 4 çarpı 2 çarpı 90 yazabilirim. 4 kere 2 8. 8 çarpı 90. Demek ki 8 tane dik açı elde etmiş oluyorum. Cevabımız Ceyhan. Peki başka bir soru değerli arkadaşlar, ona bakalım. Bir beşgen verilmiş. Beşgen verilmiş. Şuradaki açılarımı 90-90 yapmış. Şurada U var. X, Y, Z, T. Kenarları ABCDE olan beşgenin her köşesinden bu köşeye oluşan kenara birer dikme çizerek şekildeki açılar elde edilmiş. Buradaki x, y, z, t, u açıların toplamını soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar, burası 90-90 derece ise, şunlara 90 derece,
Peki şurası nedir? 180 eksi t'dir, değil mi? 90 90'sa şimdi tamamı 360 derece. Tamamı 360 derece. O zaman burası nedir? 180 eksi z'dir. Benzer şekilde diğer üçünü de yazabilirim. O halde ben bunları ne yapıyorum? Toplayabilirim. Tamam. 180 eksi x'ten başlayalım mesela. 180 eksi x artı 180 eksi y artı 180 eksi z artı 180 eksi t artı 180 eksi u. Bu açıların toplamı bana neyi verecek? Bir beşgenin iç açıları toplamı değil mi? Peki ben beşgenin iç açıları toplamını nasıl bulacağım? N eksi 2 çarpı 180 ile. N 5. O zaman 3 çarpı 180. Bu da eşittir. 540 derece olmuş olacak. Çok güzel. İç açıları topladım. 540'a eşitledim. Peki şimdi kaç tane 180 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 180 var değerli arkadaşlar. 5 kere 18, 90. Demek ki toplamı 900. 900 eksi parantezine alırsam ben x artı y artı z artı t artı u, o da eşittir 540. Bunu da bu tarafa atarsam değerli arkadaşlar, x, y, z, t, u toplamı bana ne gelecek? 900 eksi 540 olarak gelecek. Şöyle yazalım. X artı y artı z artı u. Evet, 900'den de 540'ı çıkarırsam değerli arkadaşlar, 360 olarak bulmuş oluruz ki cevabımız Edirne olur. Evet, düzgün çokgende bütün kenarlar ve bütün iç açıları eşit olan çokgene düzgün çokgen denir. Tamam. N kenar sayısı bir iç açı ölçüsünü N eksi 2 çarpı 180 bölü N ile bir dış açıyı da 360 bölü N ile bulabiliyoruz. Sorularda önce dış açı bulunup sonra iç açıyı bulmak daha kolaydır. Evet değerli arkadaşlar, sizin burada zihninizde not etmeniz gereken şey şu. Bir düzgün çokgende dış açının ölçüsünü 360 bölü N ile, yani 360 bölü kenar sayısı ile bulabiliyorum. Peki dış açımı buldum hocam. İç açıya nasıl ulaşacağım? Zaten bir dış açı iç açının toplamı 180 derece. O halde 180'e ne yapacağım? Bunu çıkaracağım. Evet, bu tabloda görüyorsunuz. Kenar sayısı mesela 4 ise, bir dörtgen ise, bir iç açısı düzgün olduğuna tabii ki arkadaşlar bununla geçerli. 90 derece oluyor. Dış açısı da 90 derece oluyor. Toplam köşegen sayısı 2. Bir köşeden geçen köşegen sayısı 1. İç açılar toplamı 360 derece. Beşgenin bir iç açısı 108. Altıgenin bir iç açısı 120 derece değerli arkadaşlar. Sorumuz verilmiş. Ona bakalım. Bakıyorum. Bir beşgen verilmiş. Otuz derece, 120 derece, 100 ve 130 derece. Evet, ABCDE bir dış bukey beşgen olduğuna göre EDC açısının ölçüsünü soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bir beşgenin ben iç açıları toplamını bulabiliyordum. N-2 çarpı 180 derece formülü iç açıları toplamını bulurdum. N 5 olduğuna göre burası ne olur? 3 olur. 3 çarpı 180 iç açılar toplamı demek kaçmış? 540. Tamam, güzel. Peki 30'sa toplamı 180, buraya ne kaldı? 150. Tamam. 120 ise buraya ne kaldı? 60. Şimdi soru işareti mesela x olsun. X artı 150 artı 100 artı 130 artı 60, o da eşittir 540. Topluyorum burayı. 250, 380, 440. X artı 440 eşittir 540.
O halde 440 karşıya atarsam x eşittir 100 derece olarak elde etmiş oluruz. Cevabımız Adana. Bu soruya bakalım. Bir düzgün beşgenin iç açılarının birinin ölçüsü alfa, dış açılardan birinin ölçüsü beta'dır. Şimdi düzgün beşgen dediğine göre değerli arkadaşlar, düzgün beşgen. O halde ben bir dış açıyı nasıl bulacağım? Bir dış açı. Ne demiştim? Düzgünse, bakın. Düzgün çokgende. Bir dış açıyı ben 360 bölü kenar sayısıyla bulabiliyordum. Bu düzgün beşgenmiş. Ne o zaman? 5. O halde ben bir iç açıyı nasıl bulacağım? 360 bölü 5 ile bulacağım. Arkadaşlar, bir sayıyı 5'e bölerken kolay yol şöyle diyebilirim size. Buradaki sayıyı 2 ile çarpın. 36 çarpı 2. 10'a bölün. Yani 720 ya. 10'a böl 72. Bu da size kolay bir yol. 72 dereceyi buldum. Bu ne? İç açı. Hocam dış açı ne? Dış açısı. İç açısı ya toplamı 180 olacak. O zaman dış açısı kaçtır? 108'dir. Tamam. Şimdi adam bana demiş ki birinin ölçüsü iç açısı alfa. Yani burası alfaymış. Dış açı da betaymış. Neyi soruyor? Alfa bölü betayı soruyor. Alfa bölü beta. O da eşittir 72 bölü 108. Değerli arkadaşlar, 36'nın 2 katı, 36'nın 3 katı. 36 ile sadeleştirirsem ben her ikisini 2 bölü 3 olarak cevabı bulmuş olurum ki soruya bir daha bakalım. Arkadaşlar şurada yanlış yazdık. Hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim şurayı. Ters yazdık sadece. Biz burada neyi bulduk? Bir dış açıyı bulduk. Bir dış açıyı bulduk. Dış açı 360 bölü n'le bulduk. Alfa 72. Tamam. Dış açıya beta dediği için 72 beta. Tamam. İç açı ne olur? 180'den 72 çıkarttım. 108. Bu da alfaymış. Alfa bölü betayı soruyor. Alfa 108'di. Beta da 72 idi. 36'ya sadeleştirirsem 3 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Cevap Ceyhan. Evet, bu güzel soruya bakalım. Düzgün beşgende, altıgende bu tarz sorular karşınıza çıkar arkadaşlar. ABCD bir düzgün beşgen olarak verilmiş. Çizelim. Peki FAB var orada. FAB üçgeni. Eşkenar üçgen. Her kenar birbirine eşit. Peki düzgün çokgende de bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Tamam. Peki düzgün beşgenin bir iç açı ölçüsünü bulduk. Düzgün beşgen. Bir iç açı kaç dereceydi? 108. Tamam. Az önce elde ettik. Tamam. Şimdi F ile C'yi de birleştirmiş. Burayı soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar, eşkenar üçgen düzgün beşgen olduğuna göre mesela bu kenar bununla, bununla, bununla hepsiyle de eşit. Tamam. O halde burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derece? 60 derece. O zaman burası 60. Peki düzgün beşgende bir iç açı 108'di. Buraya ne kaldı? 48. O zaman ben bunu x dersem, ikizkenar üçgen, bu da x. 2x artı 48 eşittir 180. 48'i karşıya atıyorum. 2x eşittir 132. Güzel. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 66 derece olarak sonucu elde ederiz ki cevap Denizli.
Evet, şimdi düzgün çokgenlerde, burada altıgen, dörtgen, üçgen verilmiş değerli arkadaşlar. Bunlara ne yapabiliriz? Çevrel çember çizebiliriz. Çevrel çember çizdiğimiz zaman S burada köşegenlerin kesim noktası. S noktası gördüğünüz yayın ölçüsü. Yani zaten çember konumuzda bunu işledik. 2 alfa ise eğer merkez açı, orası da nedir? 2 alfadır. R açısı bir köşeden çıkan açıdır. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Bunu da yine çember konumuzda çevre açı olarak görüyoruz. Diğerini merkez açı olarak görüyoruz. S açısının ölçüsü bir dış açı ölçüsüne eşittir değerli arkadaşlar. Yani 360 bölü N ile buluyorduk. Buradaki merkez açı ona eşit. ABCD düzgün 12 yani o ağırlık merkezidir. Alfa kaç derecedir diyor. Hemen bakalım şimdi. Şimdi değerli arkadaşlar. Şurası O noktası. Bu şekilde birleştirilmiş. Şurası alfa. Bir çember 360 dereceye karşılık gelmektedir. 360 derece. Bu noktaların hepsinden geçiyor bu. Şurada değiyor. Şu şekilde değerek geçiyor değerli arkadaşlar. Peki 12 gelse eğer bu 360 dereceyi kaç parçaya bölüyoruz biz? 12 parçaya bölüyoruz. Böldüm. 30 derece. Bu 30 derece yalnızca bir kenarın bulunduğu şu yaya eşit. 30 derecelik bir yer. Burası ne? 30 derecelik bir yay değerli arkadaşlar. Bunları çemberler konumuzda detaylı olarak işledik arkadaşlar. Peki hocam 30 30'sa bu yay ne oluyor? Bakın şimdi buraya. Burası 60 derecelik bir yay oluyor. Burası da merkez. Merkez açı gördüğü yay ölçüsüne eşittir değerli arkadaşlar. O zaman alfa eşittir 60 derecedir. Eğer burada 3 kenarı alsaydı o zaman ne olurdu? 90 olurdu. Bu şekilde artarak devam ederdi. Çemberler konusunda bunu geniş olarak inceledik. Cevabımız Ceyhan. Başka bir soru. Düzgün bir altıgen verilmiş. Şöyle ABCDEF yapmış. AF'yi iki eş parçaya bölmüş. Tamam. L demiş. K demiş. Burası da açıortay. AB 8. Tamam. KLE X. X kaç santimdir? Şimdi değerli arkadaşlar, şunları bilmeniz gerekiyor. Bir altıgende, şurada göstereyim. Bir altıgende C ile F'yi birleştirdiğimde, yani en uzun köşegeni birleştirdiğimde bu altıgeni tam iki eş parçaya böler ve bunlar ne olur? Açıortay olur aynı zamanda. 120 derece mesela 60-60 olur. Bir iç açıyı bulmak için 360 bölü 60 60 180'den 60'ı çıkarttım. 120. Bu nedir? Düzgün altıgen iç açısı. Tamam. Demek ki CF'yi birleştirdiğinde ne yapıyormuş? İki eş parçaya ayırıyormuş. Bu açılara ne olacak o zaman? 60'a 60. Şurası da dikmiş zaten. 60 ise bu açı kaç? 30.
Peki düzgün altıgen olduğuna göre bütün kenarları 8 değil mi? Yani şu 8. Buraya ne kaldı? 4. Şimdi 30'un karesi 4 ise 60'ın karesi onun kök 3 katı olması lazım. 30, 60, 90 üçgeni özelliğini hatırlayın. 30'un karesi 4 ise 60'ın karesi kök 3 katı. O zaman x eşittir 4 kök 3 olarak elde ederiz değerli arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. Başka bir sorumuz. Yine bir düzgün altıgen verilmiş. Evet. EAB. Şunu komple silelim. Yeni bir altıgen yapalım. Bu sefer buradan başlamış. A, B, C, D, E, F. E ile A'yı birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi bu köşegen ne olacak? Bakın şimdi buraya. Şu taralarını bir tarayalım. Altıgenin iç açısı 120. Güzel. Kenarları eşit. O zaman bunlar ne? 30. Bu ne? 30. Hocam buranın tamamı 120 idi. Buraya ne kaldı? 90. Tamam. Demek ki bu ne? Bir dik üçgen. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. EAB üçgeni alanı. Alan EAB üçgeni 32 kök 3. Tamam. Altıgenin bir kenar uzunluğu kaçtır? Şimdi ben bir kenara x dersem. Bu da x olur. Bu da x olur. Peki hocam şu AE ne olur? Şimdi arkadaşlar 30 30 120 üçgeninin özelliğini hatırlarsanız 120'nin karşısı diğer kenarların kök 3 katı oluyordu. Yani EA dediğimiz uzunluk x kök 3'tür. Tamam güzel. X kök 3. Şurası x kök 3. Bu üçgenin alanını ben nasıl buluyorum? X çarpı x kök 3 bölü 2 ile buluyorum. Bu da kaç eşitmiş? 32 kök 3. Her iki tarafta kök 3'ler sadeleşir. O halde her iki tarafı 2 ile çarparsam, burayı da 2 ile çarpıyorum, burayı da. 2'ler sadeleşti. X kare eşittir. 32 ile 2'yi çarparsam 64. Her iki tarafın kökünü al. X eşittir. 8 olarak elde edilir. Bana düzgün çokgenin bir kenar uzunluğunu sordu. Cevabım neymiş demek ki? 8'miş değerli arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet değerli arkadaşlar, çokgenler konusunun sonuna geldik. Özellikle altıgen çok önemlidir arkadaşlar. Altıgenin iç açıları ölçüleri 120 derecedir. İç açılarının toplamını ise bir düzgün çokgende veya normal çokgende n eksi 2 çarpı 180 formülüyle elde ediyoruz. Ama en önemli husus şudur ki bir dış açı ölçüsünü 360 bölü n ile, yani n kenarlı bir çokgende bir dış açı ölçüsünü 360 bölü n ile elde ediyoruz. Bu husus çok önemlidir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.